Evet, şimdi arkadaşlar geceden beri dostlar, dünkü bölümden beri kafama takılan bir şey var ki bu Koman'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini biz ne yaptık? Yüksek mi bu serbest kalma maddesi ya da var mı dostlar? Çünkü bir anda elimize belli miktar bir parayı koyup defol git bu oyuncu bizim diyebilirler. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Kabul etmeyeceğimiz bir şey dostlar. Çünkü bu çocuktan gerçekten Eyüpspor'un geleceğini kurtaracak bir parayı kazanacağımıza inanıyoruz dostlar. Videoyu direkt Koman'la bir görüşme yapmayı düşünüyorum diyerek başlayacaktım ki arkadaşlar. Bakın ne oldu? Görüşme yapamıyoruz. Acaba serbest kalma maddesi koyduk mu biz bak? Abi teklifleri engelle diyorum ben şimdi. Tamam, teklifleri engelle. Yani şu anda Koman'a gelen teklifleri kabul etmiyoruz. Çünkü serbest kalma maddesi de olabilir. Direkt bize o parayı ödeyebilirler dostlar. O yüzden şu anda Koman dostlar piyasasını iyice arttırana kadar herhangi bir transfer teklifi kendisine istemiyoruz. Emre'yi almadık. Onu biliyorum ya. Emre'yi almamamız biraz sıkıntı. Bu arada şöyle bir şey varmış dostlar. Hem milli takımda hem Eyüpspor'da aynı anda teknik direktörlük yapılabiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yine de çok açıkçası şey değil yani. Çok önemli, mühim bir şey değil. Onu söyleyeyim. Gençler turnuvamıza oynayarak başlayalım diyorum dostlar. Yine hem şöyle bir böyle bir açılalım, bir kendimize gelin. Bak aydınlık hem de şu anda dostlar. Hem de güzel bir cumartesi akşamından dostlar. Galatasaray'ın maçı ne oldu acaba şu anda? Siz bu videoyu izlerken sonuçlanmış olacak. Nihayet Süper Lig'in de başladı. Güzel bir hafta sonundan dostlar. Selamlıyorum sizleri. Lütfen videoya birer like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli. Bunu hatırlatmış olayım. Şimdiden ellerinize sağlık dostlar. Çok 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 teşekkür ediyorum. Bizim gençlerimiz de direkt olarak gol atarak başlamış olduk derken güzel bir arabası. Vur oğlum. Ah be, farkı 2 yapsak çok iyi olurdu. Farkı 2 yapsak dostlar 10 numara olurdu. Şimdi gençlerimiz bu turnuvayı kazandığında ne elde edecek kulüp? O ne oğlum? Ne elde edecek kulüp dostlar, hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten muhteşem bir gol attılar bu arada az önce bize. Gördüm orayı. Offside'mız zaten, sıkıntı yok. Şu anda dostlar siz bu videoyu izlerken Galatasaray'ın maçı bitmiş olacak. Gerçekten ben de o maçı izlemiş olacağım. Acaba sonuç ne oldu? Gerçekten merak ediyorum. Bilmiyorum. Yani gerçekten merak ediyorum. Verdik aşağıya. Simit. Simit. Dönebilir mi? Dönemedi. Bir top kaybı. Sonra tekrardan kazanmayı bildi Simit. 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 Allah kahretmesin Simit seni. Bu arada bugün dostlar sezonu bitiririz. Onu ben size söyleyeyim. Çünkü sadece önemli maçlarımızı oynayacağız dediğim gibi. Hani ligde başka türlü zaten şu anda hani açıkçası ligde ananı avradını. Çok böyle mucizelere inanıyorsak evet şampiyon olma şansımız var. Ama mesela ben diyorum ki Türkiye Kupası'nı mesela kazanabiliriz. Türkiye Kupası'ndan gelen para da bildiğim kadarıyla dostlar çok az. Ya 1 milyon euro falan bile değil galiba. Emin de değilim de belki değil, o kadar bile değil. Yani gelir önemli dediğimiz zaman dostlar açıkçası biz ne yapacağız? Koman abi. Koman'dan iyi para kazanacağımızı kesinlikle dostlar ümit ediyorum yani. O yüzden Koman'ı geliştirmeliyiz öyle söyleyeyim size. Gelişim planlarına falan dikkat etmem lazım. Bu arada 1 dakika kaldı ve maç şu anda 1-1. Şöyle kaleyi açalım. Ah, kale alabilirdi be. Yapma be. Yapma be, yarı finaldeyiz ya. Dur. Bir fokus atayım dostlar. Yakın direkt. Uf. Ayak dışıyla yakın direğe yemin ederim ki deldik. Güzel. Hadi 3 atalım. Hadi çocuklar. Arkadaşlar bir fokus atıyorum hızlıca. İki sohbet ederek oynatmıyorlar ya, görüyor musun? Şurada bir pas hatası gelir mi senden? Gelmedi. Oğlum ne kadar hızlı bir adamsın. Aha bravo. Geçer mi? Of, kalede ya. Çok hızlı gitti var ya. Arkadaşlar yine altın gole gideceğiz belli ki. Aa, girdim oraya. Hey 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 hey. Lan Ümit bir dur lan. Kardeşim gerçekten merak ediyorum gençlerimizin ne kazanacağını ya. Bir durun da biz kazanalım şunu ya. Hadi gir oraya. Bravo. Şevşenko. Yine yakın direkt. Yine yakın direkt. Of. İşte bu. İşte bu. 10 saniye gol yememiz lazım şimdi. 10 saniye kaldı dostlar yanılmıyorsam. Nagi verdi basını şimdi Ümit. Ümit diye yazılıyor, o yüzden Ümit dedim. Aman. 5 saniye 5. 5 saniye duydunuz mu? Evet arkadaşlar, yarı final, evet finaldeyiz. Gençlerimizin turnuvasında dostlar, gençler turnuvasında finaldeyiz şu anda. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Yani kulübümüz ne kazanacak bilmiyorum. Nasıl yani oğlum? Lan geçen de Galatasaray'la oynamıştık, sonra yarı final demişti. Şimdi yine mi yarı final diyor bu? Ben hiçbir şey anlamadım ya şimdi. Bunu direkt aynı anda oynayıp bitirmek mi gerekiyor acaba? Ya neyse, bırak boş ver ya. Gelişim planı dostlar, gelişim planı, tamam mı? Sevgili dostum, burada Koman var bak. Koman'ı biz, abi Koman'ı acaba kanat, acaba forvet mi? Yani şey, biz Koman'ı acaba kanat gibi mi düşünsek dostlar?
Bak o yüzden Koman'a mesela Koman'ın asıl mevkisi SLK ya dostlar. Koman'a SHK çalıştıramıyoruz ama işte bak gördün mü? Mesela SHK çalıştıralım diğer ayağında çalıştırıp daha hızlı gelişsin. Oğlum arkamda bir şey var sandım. Diğer ayağını da kullanıp dostlar daha hızlı gelişsin diyecektim ki yok şu anda burada öyle bir şey. Atak pozisyonunu geliştiriyor bu yaptığımız şey. Şut gücünü geliştirecek. Sahte 9 falan dersek görüşünü, uzun pasını, gol makinesi dersek bitiricilik. Atak pozisyonu abi önce o zaman bir dakika gol makinesi çalıştıralım Komana ya. Tamam gol makinesi çalıştıralım abi. Takımımızdan şu anda memnunuz dostlar. Bakın Türkiye Kupası başladı ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşeceğiz. Hemen dostlar simüle edeceğim. Aa son 16'dayım. Yoksa ben mi yeni fark ediyorum? Son 16. Bir dakika bunu geçersek çeyrek final. Türkiye Kupası bence Eyüpspor için önemli ya değil mi? Bir de Trabzonspor rakibi arkadaşlar yani. Trabzonspor'a karşı oynamak lazım açıkçası. Abi Koman'a arkadaşlar bak. Koman'ı geliştirecek bir antrenman yapıp böyle başlayalım mı? Şu keyifli bir şey izleyelim Koman'da. Bak Koman'a dostlar bu şey verecekmiş. Rapid verecekmiş. Ben bunu oynamak isterim abi. Koman'ı Rapid'li de izlemek isterim. Hızlıca yapıyorum. Arkadaşlar şu an Koman'ı ben kullanıyorum. Ve şu an ilk defa kullanıyorum Koman'ı. Gerçekten ki şeyi çok iyi. Yani topa olan hakimiyetinin... Bir şey anlatayım derken... Oldu. Topa mesela Bartu'dan daha iyi dokunduğunu ben hissedebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Gerçekten gerçek bir yetenek yani. Arkadaşlar nedense süre yetmiyor ve şu anda son hakkım. Yani sizden sonra ben iki kere daha denedim ve çok az kalıyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde full focus odaklanıp bitirmek istiyorum. Yaptım galiba bu sefer. Oh yaptım. Arkadaşlar son hakkımda yaptım. Oh çok güzel çok güzel çok güzel. Takımı izlemek için dostlar gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Öyle söyleyeyim size tamam hadi şu an filan bilmem ne. 5 dakika çok uzun ama. Onu bir kısalttım dostlar hızlıca ve maçımızı başlatıyorum. Aslında sağlam rotasyonla çıkmak lazımdı dostlar. Çünkü oyuncularımız çok yoruluyor. Kahvemi de aldım dostlar bugün. Sakin sakin. Hadi bakalım takımımıza güveniyoruz dostlar. Gerçekten iyi bir takımımız var. O yüzden problem yok. Ben bu arada şeyi Koman'ı kanatta da kullanabilirim onu söyleyeyim. İlla siz onu forvet olarak düşünmeyin. Hani yorumlarda kanat isteyenler olmuş. Arkadaşlar zaten kullanacağız. Biz şu anda çocuğu deniyoruz. Ama forvet de mesela şu ana kadar çok iyi iş yaptı. Fenerbahçe 2 gol attı dostlar deplasmanda. Yani ve penaltıdan o hani saçma sapan el penaltısı olmasa 3 puan alıyorduk mesela o maç. Ve Koman sayesinde Mehmet Yam gidemiyor o kadar. Önü boş olsun Koman'ı tutamıyorlar mesela önü boşsa. Aman Bardi'yi kapatalım abi. Tamam şu an çok kapalı bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Bravo korner. Direkt ikinci yarı değişiklikleri yaparım. İlk yarın sonunda direkt değişiklikleri yaparım ki dostlar takım bir dinlensin. Rotasyona gitmeden çıktık sıkıntı çünkü yani başımız ağrıyabilir. Düşünsenize Koman'da falan bir sakatlık görürsek kötü olur yani. Sanchez verdi şimdi Emre Mor. Emre oynadı. Emre Akbaba Koman'dan koşu var. Kırmızı kart gelir mi derken avantajı bıraktıysa sarı kart verecektir. Evet kırmızı kartın avantajı olmaz. Arkadan bir müdahale var. Sanchez kesti şimdi. Emre Mor orada. Ama boyu çok kısa tabii. Kafa toplarında yok maalesef. Edin Visca. Koman'a şu anda top getiremedi bizimkiler. Tam güzel bir pas atıyordu ki Emre. Arkadan kaydılar. Edin Visca. Verdi pasını arka tarafa. Asan. Kapatın abi. Kapatın. Eren Elmalı. Orsic. Girin araya oğlum. Lan gire de bilirdi ama. Evet şimdi Emre Mor'la dostlar çıkıyoruz. Emre. Bakın orada Koman'ın kosusu var. Ulaştırabilecek mi topu? Koman durdu çünkü çok kapalı. Orta sahaya döndü şimdi Berkan'a. Berkan Koman'la oynadı. Koman risk almadı çünkü çok kapalı Trabzonspor savunması derken. Caner Erkin'le geliyoruz. Caner kesti arka tarafa. Emre'ye geldi maalesef. Vur lan Berkan. Emre. Berkan. Savunma. İkinci pozisyon hala bizde. Koman orada. İndirdi. Dušan Tadić. Tadić verdi arka tarafa şimdi. Berkan Kutlu. Dušan Tadić. Tadić. Güzel bir pas. Emre Akbaba. Emre. Ne yaptın Emre? Ne yaptın oğlum ya? Emre Akbaba dostlar orada bizi çok üzdü. Ve bunu, biz genelde böyle olduğunda yeriz. Hayret yemedik. Biz genelde dostlar hep atamayana atarlar muhabbeti. Yaşanır Allah'tan yaşamadık. Şimdi rotasyon yapacağız abi. Şimdi Koman dostlar bayağı fazla yorulduğunu görüyoruz. Bakın oldukça fazla yorulduğunu görüyoruz. Mehmet Yam'ı hemen yerine alıyoruz. Yani bu oyuncuları dinlendirmezsek başımız ağrır onu söyleyeyim. Maalesef dinlendirmek zorundayız şu anda. Sağ kanadımızı da alalım. Yusuf gir abicim sen. Yusuf absorbing mi ne? Samet yine bildiğimiz gibi ölmüş arkadaşlar. Samet'i de o yüzden değiştiriyoruz. Evet orta sahamızı da değiştirdik dostlar. İki tane MDO ile oynayacağız gibi oldu ama sıkıntı yok. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Onun yerine Mitchell'i koyalım ya. Pardon. Hatta şöyle yapalım evet. Mitchell biraz daha ataklı daha iyi diye ben düşünüyorum.
Keşke bir hakkım daha olsa ama yok. Caner abimiz bu... Caner abi sen de bir oyunda 90 dakika oyna ya. Allah Allah. Seni hiç 90 dakika oynattığımı hatırlamıyorum zaten ben. Komanı dostlar izleyemeyeceğiz çünkü dinlensin. Dinlenmesi de gerekiyor, onu da söyleyeyim. Çok yorulmuş. Kondisyonu tabii eksik. Micho tam da hazır gelmedi bize çünkü serbestteydi. Herhangi bir takımı yoktu. Boştan aldık çocuğu. Hadi offside mı? Evet. Evet, Türkiye Kupası son 16 turunda dostlar. Evimizde Trabzon'a karşı şu anda bir üstünlük kuramadık. İki maç üzerinden değerlendirecektir diye düşünüyorum. O yüzden yani bu maç iyi bir skor alıp diğerini direkt simüle etme de güzel olabilirdi. Ama maalesef şu anda iyi gitmiyoruz. Çünkü yorgun geldik buraya, öyle söyleyeyim. Bayağı yorgun geldik ya. Takım zaten çok belli. Yani Fenerbahçe maçındaki takımla şu anki takımın alakası yok. Okay Yokuşlu verdi pasını şimdi Banza. O offside'da. Hey, Allah kahretmesin, yeme. Savunmada bir anda dostlar Edin Visca kendisini savunmanın arkasında bomboş buldu ya. Abi takım bugün hiç oynamadı yani. Şu an bu maçta hiç oynamadı takım. Gerçekten hiçbir şey yapmadılar. Koman zaten önde top tutuşuyla falan bayağı fırsat sağlıyordu bizimkilere ama şu an mesela Koman olmayınca bayağı geriye gittik. Tadic de solda etkisiz oldu ya. Tadic'i ne yapsak acaba? Tadic'i 10 numaraya mı koysak? 10 numaralı taktik yapıp 10 numaraya koyabiliriz aslında. Tabii bir anda 5 oyuncu değiştirmemizin de şu an dostlar oyunun hiç akmamasında elbet şeyi vardır. Caner bravo. Micho gidemez. Mametiyam koşman lazım. Koş oğlum Mame. Mame koş oğlum artık. Bir koşu göster de pas atsınlar Mame. Yok abi. Mametiyam'ın ben atak pozisyonlarını sevmiyorum. Yani almış olduğu atak pozisyonları çok kötü abi. Duşan Tadic verdi pasını şimdi Micho. Güzelsiniz. Ver aşağı bir daha. Yusuf sana güveniyorum oğlum. Sakin. Güzel kesti Berkan. İçeride maalesef kimse yok. Kafa toplarında da hiç yokuz ya. Evet, muhtemelen dostlar 1-0 mağlubiyetle döneceğiz. İki maç üzerinden değerlendiğini düşünecek olursak yapacak bir şeyimiz yok. Biraz kısmete kalacak, öyle söyleyeyim. Böyle güzel bir rotasyonla yani sonraki maçı asıl 11'imizle çıkarsak alabileceğimizi düşünüyorum. 2 olsaydı değiştirecektim cümlemi. Bak hemen 3 gün sonra dostlar Konya Spor maçımız var, gördünüz mü? Yani takımın şimdi ben şeylerine, kondisyonlarına bakmam lazım şu anda. Şu anda enerjilerine bakmam lazım. Hiç iyi yönetemedik o süreci, onu söyleyeyim. Caner abi ölmüş mesela. Caner abiyi çıkartalım abi. Tamam, böyle. Koman'ı... Abi Tadic olmadığı için şurada. Biz defansif orta sahalı değil de 10 numaralı bir taktik yapalım mı ya biz? Dur bakayım. Tadic'i daha efektif kullanabileceğimiz bir taktik yapacağız, tamam mı şimdi? Şu Fenerbahçe maçı taktiğini düzenleyeceğim dostlar. Şimdi bize bir tane, evet, M-O-O. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama çift forvet bizim için çok olur. Biz hem 10 numaralı hem kanatlı bir taktiğe ihtiyacımız var. Heh, evet, bakın mesela. Sağ kanat, sol kanat, forvet ve M-O-O. Dušan Tadic'i burada oynatabileceğimize inanıyorum. Bir deneyelim. Bir maçlık da olsa deneyelim. Dengeli oynayacağız. Savunmayı da önde alacağız abi. Savunma çizgisini önde çekeceğiz. Bu saatten sonra kimseden korkumuz yok. Boğmamız lazım takımları. Ya boğacağız ya boğulacağız arkadaşlar. Başka bir çare yok yani. Bu arada kaydetmedim mal gibi. Evet, taktiğimiz tam olarak bu. Dengeli olacak yalnız. Evet, bunu da aynen öyle. Tamam. İki tane MDO'lu, bir tane MOO'lu. Yani 10 numaralı bir taktik dostlar. İki tane 6 ile oynuyoruz burada. Bir tane 10 numara ile dostlar oynamış oluyoruz abi. Bu taktikte dostlar şöyle ki, orijinal 11'imizi söyleyeyim. Orijinal 11'imiz dostlar bu taktikte Koman sol kanat oynuyor bu senaryoda. Dušan Tadic 10 numarada oynuyor. Bakın gördüğünüz gibi gayet de oynuyor. Emre Akbaba'yı yedek oynatıyoruz. Ve burada forvetimiz Mametiyam veya Cenk Tosun oluyor dostlar. Cenk nerede ya? Lan Cenk Tosun nerede ya? Oğlum Cenk gitti mi lan benden habersiz? Cenk sakat falan o zaman arkadaşlar, biz görmedik. Muhtemelen Cenk sakat. Evet arkadaşlar, bu taktikle gerçekten etkili bir oyun çıkartacağımıza inanıyorum bakın. Harbiden inanıyorum. Yani bana güvenin. Bu takımın böyle oynayabileceğini düşünüyorum dostlar. O yüzden bir kez olsun bu takımı böyle bir seyredelim sizle beraber. Ama önemli bir maçta tabii şey yapalım. Şimdi bu şeye ne oldu ya? Cenk Tosun'a ne oldu abi? Maç ertelenmiş lan. Adana Spor maçımız ertelenmiş. Çok enteresan. Abi Cenk Tosun nereye gitti kral? Biz Cenk Tosun'u yarım sezonluk mu kiraladık ya? Aa, Cenk Tosun nerede arkadaşlar? Allah Allah. Yarım sezonluk mu kiraladık yanlışlıkla? Lan ocağa kadar kiralamışız ya Cenk Tosun'u biz. Oğlum adam gitmiş lan. Farkında bile değiliz adamın gittiğine. Abi nasıl oldu bu, anlamadım ha, neyse. Şimdi hemen dostlar buradan ne yapacağız abi? Buradan önemli maçlarımıza bakacağız, tamam mı? Adana Demirspor falan var. Buraları biraz simülasyonla geçeceğiz abi. Bak burada da şey yok. Beşiktaş maçına kadar gideceğiz abi.
Nisan ayına kadar gidelim. Takımımızın bu kadroyla alacağı sonuçları göreceğiz. 1-1 Konya ile berabere kaldık. Ooo, Tadic sakatlanmış. 2-1 yendik. Güzel, Tadic sakat şu anda bu arada. Lan ne oldu Tadic'e? Abi neymiş sakatlığı? Allah kahretmesin. Bana haber gelmiştir bununla ilgili. Dur bir dakika. Abi tam 10 numara taktik yaptık diyoruz arkadaşlar. Dušan Tadic ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacak. Yukarıdaki süre doğrultusunda tekrar antrenmanlara başlaması için elimizden geleni yapacağız. 5 ay mı? 5 ay. Abi inanamıyorum. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz dostlar? Tadic sezonu şu anda kapattı ve biz Tadic'e iyi para verdik. Ve biz Tadic üzerine kurulu bir taktik yaptık az önce. Hay bahtımıza tüküreyim ya. Kim oynuyor şimdi MO'da? Başka bizde 10 numara iyi oynayabilecek kim var? Emre Mor 10 numara. Abi Emre Mor'u ben ne yaparım biliyor musun? Madem öyle. 10 numaraya çekerim. Tadic'in sakat değil mi? Tadic'i şuraya gönderiyoruz tamam mı? Çektin mi abi Emre'yi 10 numaraya? Bu Yusuf var ya, genç yetenek kardeşimiz bizim. Bunu da alırsın abi, şuraya koyarsın. Tamam mı? Biz yine böyle oynayalım abi. Emre buradan içeri kat eder. Tamam mı? Biz yine böyle oynayalım. Bu enerjileri siz bakmayın dostlar. Maçtan yeni çıktığımız için böyle. Abi adam gitti görüyor musun? Takımı izle... Arkadaşlar bak öyle Tadic'i 10 numarada izleyelim dedik. İzleyemedik takımı görüyorsunuz değil mi? Takımı izleyemedik abi. Neyse buraya kadar dostlar gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, Adana Demirspor... Eyüp Spor maçı 4-0 yeniyoruz Adana Demirspor'u dostlar. 4-0 yeniyoruz, 4. Gördünüz mü kadroyu? Nasıl işliyor ama? Hadi Kasımpaşa'ya da. Ah lan. Kasımpaşa'ya deplasmanda dostlar verdik maçı. Çaykur Rizespor maçı. Emre Mor için rol güncellemesi. Dur. Dur burası önemli. Dur. Lan burada da böyle bir şey var. Beni niye geri attı şey? Bakın sağ üstteki şey bende hep yeşildi. Ha, dur bakacağım ona. Emre Mor ne olmuş? Gelişti mi lan Emre Mor, ne oldu? Ha, SLO artık oynayabiliyor. Bitti. Tamam. MO gölge santraforda. Şimdi gölge santrafor çalıştıracağız abi şeyi. Emre Mor'u. Beni niye şimdi kulüp şey yaptı ya, ben anlamadım. Beni niye istemez moduna geçti dostlar? Abi önemsiz maçlarımızı oynamak istemedik sadece. Ne var yani bunda? Hızlandıralım dedik. Immobile dostlar. Ciro Immobile Süper Lig'de. Gol krallığında birinci sırada, onu söyleyeyim. Bizden Eyüpspor'dan var mı birisi? Abi Fenerbahçe'den de 7. sırada Alan Saint-Maximin, hemen 8. sırada da Eyüpspor. Oha! Fenerbahçe'nin forvetleri ne yapıyor abi? En-Nesyri atamıyor demek ki burada şu an. Şimdi beni neden istemiyorsunuz abi? Niye bana öyle yaptınız ben anlamadım şimdi. Bana ne diyorsunuz? Dur bakayım. Sayın Vural, sezon başında konuştuğumuz üzere kulübümüzün finansal olarak büyümesi kulübümüz için önemli bir hedefti. Şu an için görünen o ki bu hedefe ulaşamayabiliriz. Lütfen koyduğumuz spesifik hedeflere yeniden göz atın ve onlara ulaşmak için elinizden geleni yapın. Saygılarımla Eyüpspor Yönetim Kurulu. Ulan siz mal mısınız? Siz mal mısınız abicim? Ne istiyorsun sen? Finans düşük, ne yapayım, paranız az. İki sezon içinde oyuncu satışları ve... Kardeşim ben zaten size efsane bir oyuncu kazandırdım şu anda. Çok para kazanacağız ondan. Bundan haberiniz var mı sizin? Orta sıralarda bitir mevcutsunuz. Çeyrek final. He, onu kalamadık. Tek maçta elenmişiz. Tek maç üzerindenmiş dostlar o. Bu yüzden bize kızmışlar. Müsabaka paralarıyla kulübün değerini %50 arttır. Ha, iki sezonda. Tamam bu uzun süreli. İki sezonda söylüyor bunu. E tamam, ben zaten tamamlamışım yani, sıkıntı yok. Finansal olarak belli ki canları sıkılmış dostlar. Onda da yapacak bir şeyimiz yok yani şu anda. Genç oyuncu yetiştiriyoruz bir yandan. Para kazandıracağız kulübe. Tamam, bunun dostlar sardırmamızla bir ilgisi yokmuş. Onu görmüş olduk. Tamamen zaman geçtikçe kulübün para kazanmayışından dolayı bu söyleniyor. Caner abi seni dinlendirirken unuttuk değil mi? Tamam, sana şans vereceğim. Caner abi pardon abi. Abi sen olmazsan biz ne yaparız abi? Seni unuttum abi ben. Seni çok dinlendirmiş olduk abi, gel. Tamam, takımda herkesin kondisyonu 10 numara dostlar, görüyor musunuz? Beşiktaş maçına gideceğiz dostlar, biliyorsunuz ki. Direkt tekrardan ben buradan takvime geldim ve buradan Beşiktaş maçına tıkladım. Bu maçta izleyeceğiz takımımızı. Hemen Rize Spor sonucuna bakalım. Eyüpspor'umuz ve SE Rize Spor 3-2 yeniyoruz. Abi gerçekten güzel bir takım da. Bakın sezon sonu Koman'dan bir 30 milyon alsak, örnek veriyorum tamam mı? Koman'dan 30 milyon alsak gelen parayla var ya, kadroya birkaç eklemeyle çok... Eyüpspor var ya 3 büyük, bak 2-0. 3 büyükler arasına sokarız, bak abartmıyorum. Biraz abartmış olabilirim de, çok az. Çok az abartmış olabilirim. Ama velakin dostlar, gerçekten hedeflerim arasında Eyüpspor'u dostlar Süper Lig'in büyük kulüpleri arasına almak. Nasıl yapacaksın onu dersen? Koman'dan iyi para kazanacağımızı inanıyorum. Evet. Niye böyle?
Böyle yapacağım. Kovandan gerçekten iyi para kazanacağımızı düşünüyorum dostlar. Şimdi sözleşme görüşmesini mesela şu an yapabiliyor muyuz Kovan'la? Bence onu bir deneyelim. O zaman transfer dönemi daha yeni bitmiş ya dostlar. Hemen belki de hemen ardından yapmak istedik diye de olmuş olabilir. Şimdi sözleşmesi biten birisi var mı? Tarihe geçecek bir oyuncu diyor arkadaşlar Mustafa için. Bakın gördünüz mü? Sezon sonunda lan oğlum Caner Erkin futbolu bırakıyormuş ya. Transfer listesine ekle o zaman onu. Ne alaka, zaten sezon sonunda bırakıyormuş. Tamam, çıkar. Ruben ve Zoe'yi zaten kiralık almıştık. Kral nerede bizim adamım, nerede benim adamım? Nerede benim yatırım şeyimsin sen ya? Gel dostum gel. Sözleşme görüşmesi seninle yapamıyoruz değil mi şu an Ali? Tamam. Tekliflerine izin vereceğim senin şu anda, tamam mı? Çünkü performansın biraz düştü ben onu kapatınca. Senin tekliflerin açık olsun. Evet, Beşiktaş maçındayız dostlar. Beşiktaş hangi 11 ile çıkacak bakalım. Immobile, Rafa Silva, Edson Fernandez, Almusrati, Rashica, João Mario, Paulista, Tayfur Bingöl. Canın sağ ol. Oğlum Tayfur bizde değil miydi lan? Oğlum Tayfur. Lan Tayfur. 3 maç önce bizde değil miydin? Sen benden habersiz nasıl gittin lan? Abicim Tayfur benden habersiz gitmiş. Tayfur'u Beşiktaş'a gönderdi, bizle ilgili bir şey hatırlayan var mı? Aa, Tayfur'a bak. Tayfur, sana buradan canın sağ olsun şarkısını söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gerçekten var ya. Harbiden canın sağ olsun Tayfur. Bu sefer gerçekten canın sağ olsun ama bak. Yağmurlu bir havada dostlar Beşiktaş. Eyüp Spor maçı. Ben yine kendim oynamaya başladım, Allah kahretsin. Beşiktaş'ın şu anda dostlar hala stat sponsoru olmadığı için normal her zaman geçen yıllardaki koreografiler oluyor. O yüzden yani stadın orijinali olmadığı için geçtim, bilginiz olsun. Ama Ocak'tan sonra duyduğum kadarıyla Beşiktaş'ta bir sponsorluk, bir ortaklık, bir partnerlik imzalayabilirmiş FIFA ile. Burada bilginiz olsun. Ben şu an niye geçemiyorum yukarı kameraya? Abi Tadiç gitti, görüyor musun ya? Biz oyuncuya gittik, yatırım yaptık. Oyuncuya göre dostlar bir sistem oluşturduk. Bir oynama sistemi. Gel gelelim ki oyuncu sezonu kapattı abi. Tadiç sezonu kapattı. Şu an gerçekten nasıl oynadık? Oğlum bu ıslıklar ne lan Beşiktaş stadında? Emre Mor. M-O-O oynatıyoruz dostlar kendisini. Forvet arkasında gizli forvet oynatıyoruz. Koman kanatta, onu ilk defa oynuyoruz. İzliyoruz bu arada. Of, Emre Mor, evet şu an 10 numaradan beklediklerimizi yapıyor. Emre vurdu, son anda Mert. Ulan Mametiam önünde kalabilirdi. Samet, bravo çocuklar, bravo. Evet, Beşiktaş maçını deplasmanda dostlar ne kadar iyi oynadığımızı görüyor musunuz? Şimdi Emre tekrardan. Emre M.O.O'da çok iyi olmadı mı? Kanattan daha iyi oldu bak. Tamam, şimdi Koman. Koman da kanatta sanki kötü olmuş gibi. Abi bu çocuğu iyi performansına devam ettirip yüksek paralara vermemiz lazım ki performans iyi devam etmeli ki dostlar biz yüksek paralara satabilelim. O yüzden gerekirse forvete çekerim abi tekrar. Allah kahretsin, Immobile kaçırmaz bunu. Kaçırmaz bunu Immobile. Yok, imkanı yok onu yani. Ciro Immobile diyorsan ve o pozisyonu veriyorsan golü yemişsindir yani. Yapacak hiçbir şey yok abi. Olmadı ne yaparız biliyor musun? Mametiam'ı çıkartırız. Koman'ı forvete alırız. Yusuf'u sola çekeriz. Ben bu çocuğun var ya kanatta performans sergileyemeyeceğini ilk bakışta anladım. Fark ettiniz mi? Çocuk zaten orijinalinde kanat dostlar. Ama ben dedim ki ben seni forvet oynatacağım. Ve forvetteki performansı nasıl gözümüze çarpmıştı? Gördünüz değil mi? Bu biraz üzücü harbiden. Bravo Caner. Caner abi ne yaptın? Börkü... Caner abinin kalça kemiği gitti. Bravo, çok iyi pas bu arada Koman. Ah. Caner abinin şu kuyruk sokumu var ya dostlar. Oradan patladı ben. Abi pas atayım derken ayağa kaydı. Ettiği küfürleri düşünebiliyor musunuz? Gerçek hatta Caner Erkin öyle düşse. Duvandan geldi. Kameranın zoom attığını düşünün böyle. Ağzından neler okuruz değil mi yani mantıken? Çok komik olur. Aman Rashica, o ne abi? Rashica onu almadığımız için, sözleşme görüşmelerinde maaşını düşük tuttuğumuz için bize trip atıyor. Evet, Vural Junior'ı montlu görüyorsunuz. Şaka bir yana dostlar, Tadiç'in sezonu kapatması bizim planlarımızı bayağı suya düşürdü bu arada. Gülüyoruz ediyoruz ama bakmayın. Şimdi MOO'da mesela Emre'nin yediği şu anda yok. Otomatikman taktikte değiştirmek gerekecek. Emre'yi çıkartıyorsan taktik değiştireceksin. Aslında Beşiktaş'ın stadı da benziyor ama he. Aynısı değil, birebir aynısı değil ama gerçekten benziyor. Ben Beşiktaş'ın stadına gittim dostlar bir defa. İlkokulda, ortaokulda, özür dilerim, ilkokulda değil. Bir konser mi ne vardı, o zaman götürdüler. Tabii önünden falan çok defa geçtim. O muhteşem bir konuma sahip. Ama içerisine yani bir kere girdim. Fenerbahçeli olduğum için doğal olarak. Güzeldi, çok güzeldi, hatırlıyorum.
bayağı güzel bir stadyum. Ama mesela Galatasaray stadına hiç gitmedim Rams Park'a. Galiba en kalitelisi o. Yani en son teknolojiyle Rams Park yapıldı. Ve en son da o yapıldı. Daha yeni bir stat. Stat tarihlerine baktığınız zaman dostlar Galatasaray'ınki daha nereden baksan 10 yıllık stattır. Hadi 15 yıllık olsun. Çok yeni bir stat. Yani o yüzden son teknoloji kullanıldı. Böyle arena gibi yapıldı. Galiba en iyi stat şu anda Galatasaray'da kalite olarak. Hiç gitmedim ama. Of, hadi oğlum Koman. Hadi oğlum. Koman kesti. Vur oğlum. Kim o? Emre. Emre arada kayboldu. Allah kahretsin. Mame. Mame. Allah kahretsin. Değişikliğe gidiyorum. Emre Mor. Emre. Emre Mor döndü. Emre Mor son anda Mert. Bir dakika, top dışarı çıkmadan hemen yapalım ki. Kim yorulmuş kim yorulmamış. Şöyle. Emre ünlem yakıyor bu arada. Mamet Yam'ı çıkartıyorum. Gerçekten etkisiz buluyorum Mamet Yam'ı şu anda. Bak ben Mamet Yam'ı abi, yıldızımız barışmadı abi bizim Mamet Yam'la. Bizim MO oynayacak başka topçumuz yok değil mi ya? Bakın Emre'nin alternatifi yok dostlar, gördünüz mü? Aa, Emre Akbaba var aslında. Dur bir dakika o zaman. Dur Emre Akbaba'nın şu... Bak Emre Akbaba dribbling olarak şeyin gerisinde, Emre Mor'un gerisinde ama... Seken toplarda bu pozisyonda önünde çok kalabilir. Kaleye çok fazla açısı olabilir abi. Tamam, değişikliklerimizi yaptık. Birazdan bir daha yapacağız. Şu an gol için değişiklik yaptık. Emre Mor topun gerisinde. Kesti. Oh! O ne oğlum? Lan bir kere de biz... Bir kere de bizim şansımıza eline değsin be. Şu olay var ya dostlar, hep bizim şey... Hep bizim zararımıza çalıştı biliyor musunuz şu ana kadar? Bir kere kârımıza çalışmadı biliyor musunuz? Bir kere Elvar'dan penaltı kazandığımızı hatırlıyor musunuz? Yok. Şu an bu maçın 1-0 olması bile iyi. Detone oldum, o ne? Of, o nasıl bir şomazdı lan? Kral. Niye yapamadık beyler? Niye yapamadık? Gel. Çift forvet taktik nerede bizim? 4-4-2'ye geçiyoruz dostlar acilen. Ama lütfen çalışın. Lütfen yani bozulmasın taktik. Forvet oynayacaksın Akbaba. Yapacak bir şey yok abi şu anda. Şelvi. Şelvi'yi çıkartıyoruz. Bartu gir. Caner abi yoruldu mu yine? Demin bir kalça kemiğinde bir sorun olmuş olabilir Caner abinin. Yaltık. Of, çok komime gidiyor Caner Erkin'le ilgili olaylar. Bak lütfen çalış, tamam mı? Bozulma bir dakika. Okey deyip bir daha pause alıyorum. Bir dakika, bu taktikte savunmamız önde mi? Bir dakika, ona bakmam lazım. Abi savunmayı arkadaşlar aşırı agresif 95 yaptım. Gol istiyorum, gol istiyorum. Ya şu an dostlar ya 3'ü 4'ü yiyeceğiz ya da gol atacağız, tamam mı yani? Kısa pas oynayalım bir de. Full agresif olalım abi, dur. Oo, inanılmaz inanılmaz saldırgan bir taktik yaptık dostlar. Şu anda aşırı saldırganız, onu söyleyeyim. Aşırı saldırganız şu anda. Ya dediğim gibi ya 3'ü 4'ü yiyeceğiz ya bu maçı beraberliğe getireceğiz. Ama süre yok. Süre olarak çok sıkıntı abi baktığın zaman. Hadi bakalım Emre. Yani Koman dostlar kanata çektik çekeli çocuğun performans yerle bir oldu abi. Bravo. Çok güzel pas. Onunla avradını ya. Gerçekten çocuğun performansı yerle bir oldu. O ne oğlum? Bak savunma. Bizim savunma nerede görüyor musun? Çünkü agresif oynuyoruz şu an. Çok açık veriyoruz. Ama önde daha kalabalık olacağız. Tabii atak geliştirebilirsek. Oo. Tam tahmin ettiğimiz gibi maalesef. Yani arkadaşlar böyle şeylerde, maçlarda kadro kalitesi ortaya çıkıyor. Hani bize biraz finans lazım abi. Ya birkaç tane daha zeki oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bütçesel anlamda sıkıntı yaşadığımız için olmadı. Yine mesela bak 3 büyükler haricinde yine herkese çok iyiyiz de 3 büyükleri olmuyor abi. Kadro kalitesi direkt, özellikle bu bir simülasyon olduğu için ben buradayım diyor yani. O neydi oğlum? Ha, bitti maç. Sonuçta bir bu gerçeği simüle eden bir şey olduğu için de olsa ne kadar taktik yaparsan yap abi olmaz yani. Olmuyor, çok zor. Gerçekten zor. Bu arada Koman'dan kazanacağımız fiyat da oldukça düştü bu arada. Çünkü niye biliyor musunuz? Koman şu anda kötü oynuyor abi. Şimdi biz Koman'a en son ne verdiyse gelişim planında da antrenmanları da onu bozmuş olabilir. Gol makinesi değil de biz sahte 9 olarak mı, hedef forvet olarak mı çalıştırıyorduk ya Koman'ı? Öncü forvet olarak çalıştıralım. Ve Koman'ı 11 oynatacağım. Ya şey, forvet oynatacağım dostlar. Bu MO'lu taktiğimizin de şu an iyi çalıştığını düşünmüyorum. Hep değiştiriyor gibi olacağız ama yapacak bir şey yok abi. Evet, tekrardan buna geçeceğim. Tadiç'le deneyecektik, deneyemedik. Beğenmedim yani, yapacak bir şey yok. Mamet Yam, kanka sen yedeksin ya. Emre Akbaba ile oynayacağız burada. Berkan'dan verim alamıyoruz. Biraz yerine Bartu'yu deneyelim. Evet, takımı tekrardan buraya geçirdik dostlar. Çünkü Koman'ın performansında ciddi bir düşüş var. Sezonun artık sonuna geliyoruz. Koman'ı biraz iyi görmemiz lazım dostlar. Galatasaray maçımız var dostlar içeride. Ve sonra zaten Süper Lig bitiyor abi. Hızlıca Galatasaray maçına geçelim. Bakalım Antalya Spor karşısında ne yapacağız? Evet, Antalya Spor vs Eyüp.
1-0 3 puanı elde ediyoruz dostlar. 10 numara 5 yıldız. Başakşehir karşısında ne yapacağımıza bakıyoruz. 2-1 yeniliyoruz maalesef. Aa, Trabzonspor varmış. Dur fark etmedim. Dur geçme. Fark etmedim dostlar. Trabzonspor'u şeyde yenilmiştik, tamam mı? Türkiye Kupası'ndan bizi eleyen takım Trabzonspor. O yüzden şu anda verilecek bir hesapları var bize. Öncelikle takımımı antrenman basıp bazı özelliklerini güçlendirmek istiyorum. Hızlıca şunu bir yapacağım. Tekde dostlar Sanchez'e teknik dribbling, Emre Mor'a rapid, Seri ve Coman'a da rapid kazandırdık dostlar. Maç içerisinde gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'u yenmeye geliyoruz abi. Kimse kusura bakmasın, şu anda bizi Türkiye Kupası'ndan elemiştiniz sevgili Trabzonspor. O yüzden şu anda size puan kaybettireceğiz ama yanlış yapmışım, bir dakika. Bir kere kendim çekecek. Olmaz. Komandan iki tane bekliyorum dostlar. Onu söyleyeyim. Emre Mor. Of, Emre Mor. Vur oğlum. Ah. Ulan var ya. Uğurcan'a ne oldu lan bu arada? Tağ var kalede. Çok az kalmıştı bak harbiden. Emre kesti. Kafa toplarında hiç yokuz biz zaten. Bartu Elmas. Emre Akbaba. Şelbi vur oğlum. Penaltı verir mi hoca? Evet. İlk defa, Allah'ım şükürler olsun Elvar. Emre Mor alkışlıyor. Bir kez olsun dostlar, bizim karımıza çalışıyor bir olay. Bir kez bakın, sadece bir kez olsun dostlar. Penaltı kazanıyoruz. Ve topun gerisinde Emre Akbaba. Emre! Aferin oğlum, aferin. Çok güzel, çok güzel beyler. Hadi çocuklar, hadi oğlum size. Güzelsiniz. Aferin lan size. Evet, bizi Türkiye Kupası'ndan eledikleri için Trabzon'la bir alacak hesabımız olduğunu söylemiştik dostlar. O yüzden direkt gördüğünüz gibi ilk 10 dakikada golü bulduk. Okay yokuşlu vurdu Mustera. Bravo Mustera. Samet, aman Samet. Samet, oğlum bak Samet, sen Trabzon maçında hata yapmayı çok seversin. Hatırlatma bana lütfen yani. Geçen yıl Fenerbahçe'nin bir tane yenilgisi var dostlar. Bir mağlubiyet var koca sezonda. Trabzon maçı içeride ve Samet Akaydın hatalarıyla dolu 3-3 gol. Hele 3. hiç saymıyorum. Direkt adama verdi. Bir anda heyecanlanıp adama verdi. Şey, bizim yarı sahamız içinde bir anda verdi adama. Bir de Samet son adam. Bir anda adamın önüne attı topu. Ne yaradığımızı şaşırdık evde izlerken maçı. Böyle bakıyoruz. Mal mal bakıyoruz Samet ne yapıyor diye. Bravo Mustera. Çocuğu 3-4 maç kanada çektik. Hadi 5 maç diyelim. Performansına eksi yazdı abi. Fark ettiniz değil mi? Yani 30 milyonlardan 50 milyonlardan şu anda ben 15 milyonu konuşuyorum. Neden bilmiyorum, bayağı eksi yazdı performansına ya. Dur bakalım biraz daha seyredelim. Aman. Of Mustera, çok iyisin Mustera, çok iyisin. Şu anda bir üzerimizde büyük bir baskı var. Bir an önce çıkmalıyız. Savic. Stoperin olduğu yere göre. Of. Var ya, Allah'tan şeye sekmedi ha, Trabzonsporlu'ya sekmedi orada. Savic'e bak. Ulan Savic daha demin bizim cezan sahamızdaydı. Şimdi gitti yerine stoper. Oradan da topu çıkartıyor. Sen nasıl bir adamsın? Edin Visca. Allah kahretsin. Çok hızlı geliyor. Kesmesin. Arkaya kesti. Orada Emre Mor var. Savunmasına yardımcı. Ve ilk yarısın komandı kafadan sekti. İlk yarının sonuna geliyoruz. Değişiklik yapmayacağım dostlar çünkü zaten skor olarak öndeyiz. Takımın da iyi oynadığını düşünüyorum. O yüzden şu anda oyuna dokunmamızın bir lüzumu yok. Kamera ayarımız yine gitti, onu bir yapalım. Niye böyle oldu şimdi bu? Edin Visca. Visca döndü. Edin Visca. Muhteşem bitirdi Edin Visca. Maalesef ikinci yarının başında direkt golü yedik dostlar. Edin Visca çok ekstra yaptı, onu söyleyeyim. Çirkin ve kötü tezahürat yapılmaması rica olunur dedi lan. Oha, bunu ilk defa duyuyorum. Trabzon sahasında ne oluyor şu anda? Çirkin ve kötü tezahürat yapılmaması rica olunur dedi. Duyuru geçti. Allah Allah, çok enteresan. Biraz yaratıcılık lazım bize oralarda işte. Bartu ne yapıyorsun oğlum Bartu? Orada tekte oynayacaksın Bartu. Topu öyle sağa sola çekince ne oluyor Bartu, ben anlamadım ki abicim. Ne oldu yani? Neden yaptın bunu Bartu? Abi Emre Akbaba'ya gol arıyorsak ihtiyacımız olacak. O yüzden Şelvi'yi çıkarttım. Mametia'mı soktum. Koman'ı sola alacağım. Abi Koman, sen de orada oynamam burada oynamam diyorsun paşam yani. Oynayacaksın burada, kusura bakma. Burada oynayacaksın yani abi. Yapacak bir şey yok abi. O karda değil abi. Samet'i çıkartacağım, çok yoruluyor. Samet'in yorulması psikolojimi bozuyor benim. Maç 1-1 dostlar. Dokunuşlarımızı yaptık. Dakika 70. Top dışarı çıktığında değişikliklerimiz gerçekleşecek. Edin Visca. Demin çok aşırı ekstra yaptı. Edin Visca ayak dışı.
Edin Visce yemin etmiş gibi bize puan kaybettirmeye. Bravo Kaman. Aferin oğlum. Senden beklentim bu ya benim. İndireceksin, koşacaksın. İndireceksin, top bekleyeceksin. Sana getirecek bizimkiler. Abi Tadiç'in olmayışı da Koman'ı düşürmüş olabilir ha. Çünkü Tadiç'le Koman'ı biz aynı anda oynatmaya başladık ve Tadiç Koman'a iyi toplar atıyordu yine baktığın zaman. Tadiç sakatlandı. Takımın oynayışı tamamen değişti abi. Tadiç'in sağda oluşu bile fark ettiriyor olabilir. Bak söylüyorum bak gerçekten. Çünkü yorumlarda diyordunuz ya takıma bir tane hani Tadiç gibi bir baba lazım hani böyle. Aldık mesela oyun şeklimiz bayağı değişmiştir. Adam sakatlandı oyun gitti şu anda oyun yok. Koman aldı topu. Koman güzelsin oğlum aferin. Of çok güzel pas Koman. Mametiyam'ın IQ'su düşük olmasa bak. Mametiyam'ın IQ'su düşük abi. IQ'su düşük bak. Harbiden diyorum size bak. Yani yapay zeka çok kötü abi. Atak pozisyonları, nerede ne yapacağını karar verememesi, direkt kaleye vurması mesela orada. Dakika artık 90 oldu dostlar ve maalesef 1 puan. Baktığın zaman Trabzon deplasmanında 1 puan. Eyüpspor için çok iyi puan. Maçı hak ettik mi? Maçı hak etmedik. Ya yani ortada bir oyun, ortaya bir oyun koyamıyoruz yani şu an. Sen ciddi misin? Oğlum siz benim kariyerimi bitirmeye mi çalışıyorsunuz lan? İzlediniz mi? 90 artı 4'te yaptı şuna. Edin Visca 90 artı 4'te inanılmaz bir dribbling ve Mauro Icardi sevinci geldi enteresan bir şekilde. İnanamıyorum abi. La havle ve la kuvvete ya. Abi gerçekten inanamıyorum ya. Yani dünkü oyunumuzdan eser kalmadı abi. Dünkü oyunumuzdan eser kalmadı. Galatasaray maçı oynayacağımız son maç dostlar ligde. Sezonu kapatacağız. Artık tekliflerimize de bakacağız. Tabii Eyüpspor'a katkı sunmak için Turam'ı iyi paraya satacağız. Umut Meraş için ve Robin Yalçın için satılık teklifler var dostlar. İkisini de gönder abi. İkisinden de hiçbir şey almıyoruz, verim almıyoruz. Abi buna yetki ver. Kanka teklifi aynen 1.6'dan başlat. Oyuncuyu da 1.2'ye ver en kötü. Robin Yalçın yine yetki ver buna da. 1.4'ten başlatabilirsin evet. Kaça ver biliyor musun? 1'e ver en kötü abi. Yani buralardan biraz daha para gelsin. Komanı tabii satacağız. Ama tabii şu anda şu ligin ikinci yarısının başındaki performanstan eser olmadığı için bambaşka bir fiyatlar konuşulacak. Bu biraz üzdü beni. Rol güncellemesi de daha yeni bitti Komanın. Evet Galatasaray maçı hala moral bozmamıza gerek yok. Biz var ya hiç antrenman yapmadan çıktığımızda gayet Fenerbahçe maçını 10 numara oynadık ya. O yüzden Umut Meraş için yine teklif var. Tabii transfer dönemi geldiğinde dostlar bizim mesaj kutuları falan coşuyor. Galatasaray maçına hızlıca çıkalım. Takımım top oynamıyor. Bu biraz üzücü benim için. Sol kanatta acaba yani Yusuf'u sol kanat oynamamız mı takımı bozuyor ya? Samu Saiz vardı orada. Ama Samu Saiz zaten hiç tam olarak verim alabildiğimiz bir oyuncu değil. Baktığın zaman. Emre solda oynasın. Başka tahmin gelmiyor. Tabii Tadiç. Evet Tadiç. Tadiç etkisi bence bu ya. Var mı başka fikri olan? Şöyle Berkan'la çıkalım bu maça. Bence bu bir Tadiç etkisi abi. Harbiden. Yani 5 aylık sezonu kapatmış olması bizi mahvetti abi Tadiç'in. Evet Galatasaray maçı dostlar. Moralimiz bozuk. Çünkü takımımızda gerçekten bir oyunda bir sorun var. Gerçekten dün çok mutluyduk. Dün ben hani harbiden şöyle söyleyeyim dostlar. Berkay Discord'da tamam mı akşam? Gece. Of Koman'ın pasa bak ya. Gece dostlar. Bir anda Koman'ın konusu açıldı. Ben şey diyorum işte Berkay'a. Sen diyorum hani 50 milyona diyorum satsam Koman'ı. Bak video dışı falan yani gece böyle. Bizim diğer hani ekipten diğer kişiler de var hani onlar muhtemelen şey diye dinliyor. Ne anlatıyor lan bunlar diye dinliyor. Belki diyorum ki 50 milyona diyorum Koman'ı satsam takıma Cristiano Ronaldo'yu alsam hem bu çok böyle haber değeri yüksek bir şey olduğu için takımın popülaritesi artsa bu şekilde diyorum. Diğer kalan artan parayla diyorum. Gençler falan toplasam, yetenekli oyuncular toplasam diyorum böyle. Böyle bir hayal varken Koman şov yapıyorken Koman şu anda bitti yani çocuk bayağı sıradan bir oyuncu oldu. Gerçekten düne kadar ümitlerim bambaşkaydı ya Koman'la ilgili. Yine bu arada yüksek teklif gelebilir. Ama tabii 20 milyonun üzeri bence çok zor gibi şu an. Bakarız kaç gol falan attığına şimdi. Bizim gözümüzün önünde 2 tane tıklattı mesela deplasmanda Fenerbahçe'ye. Hem de 10 numara goller yani. Savunmayı böyle sırtına falan alıp gezdiriyordu. Bir tane asisti var inanılmaz. Mesela aynı pastan bir tane daha attı az önce. Ya çocuğun pas yeteneği de yedik. Çocuğun pas yeteneği de çok iyi. Ya baktığın zaman skill var mı? Var. Dribbling var. Hız var. Şut var. Ve pas da var. Bu kadar fazla özelliğin bir oyuncuda olduğunu hani bilmiyor musun? Çok nadir görüyoruz yani. Ve ah var ya oradan. Bir koşu sonra Emre'den L1 üçgen. Şu takımı bir ben deneyeyim mi ya? Geçebiliyor muyum buradan? Katıl mı diyeceğim? Dur bakayım ya dur.
Şimdi daha çok yiyormuşum değil mi ben? Aman aman aman. Hadi bakalım. Bakayım siz neymişsiniz ya böyle. Koman. Var oğlum aradan. Ama Yusuf koşmuyormuş. Evet onu fark ettim. Yusuf'la bizimkilerin oynaması çok zor harbiden. Koman. Of of of. Komana bak. Yusuf'a bir şey denettireyim mi şimdi? Yakın direkt. Ah. Arkadaşlar sezonun son maçı ve hile olmuş olmayacağı için yapıyorum şu anda bunu. Daha önce hiç yapmadığımı biliyorsunuz zaten. Emre Mor dribbling halinde. Emre. Hocam faul var mı orada? Yokmuş. Dries Mertens. Oo, nasıl tutacağız ki Osimhen'i? Şöyle bir fake atalım. Girdik mi araya? Nasıl tutacaksın ki abi Osimhen? Yakalamış seni öyle bir pozisyonda. Bırakmaz abi, yaratık gibi. Bırakmaz yani. Dur bakalım. Shelby. Koş oğlum. Ah. Oo, offside yok galiba. Offside yoktu. Biraz daha yavaşlatsak offside yoktu. Girdik araya. Emre koş. Of, pasa bak. Yakın direkt. Orada niye böyle bir ayak değiştirir gibi oldu ya? Arkadaşlar hiç izletmiyorum, bir daha geri sarıp bakın. Böyle bir ayak hangi ayağıyla vuracağına karar veremedi ha. Çok garip bir şey oldu. Bir hata oldu orada, biliyor musunuz? Soman dostlar mesela yapay zekasıyla dün öyle bir oynuyordu ki. Ben kendim yönetsem zaten öyle hani savunmayı falan arkama alacağım da lakurekete falan yapacağım. Yani her şeyi o kadar nizami yapıyordu ki Lionel Messi gibiydi abi. Mısır'a eski takımı diye ne oldu Mısır'a? O nasıl iyi gol yedi lan öyle? Evet Yusuf kötüymüş arkadaşlar bu arada, onu kullandığımda hissediyorum ama Koman özellikle Emre Mor çok iyi hissiyatı. Oo, Victor Osimhen. Kestik önünü, yatırdık hatta. Ver oğlum. Emre. Verdik bir daha. Emre. Emre. Oo hocam eline çarptı Yelert'in. Evet. İkinci oyuncu çağır. Gel buraya abi. Aa, Emre Akbaba'nın şutu iyiydi değil mi? Neyse dur, şimdi gidemeyeceğim. Emre Mor'un hızlanma şaka mı abi? Of, Emre Mor ne abi? Pas çok kötüydü Berkan. Oo. Dries Mertens. Mertens uçuyor. Aman 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 aman. Allah. Oo, yedik. Yedik mi? Mustara. Yusuf abi, Yusuf kanatta harbiden kötüymüş ya. Kendin deneyince anlıyorsun hani kimin oynayıp kimin oynamayacağını. Offside yok. Yok ya. Evet yok. Allah kahretsin, şeyde yüzünden kafam karıştı. Sağdaki işaret yüzünden. Ya vallahi sağdaki işaret yüzünden kafam karıştı ya. Meğersem arkada faul yapmışlar bizi. Onun avantajıymış. Bakın arkadaşlar, sarı kart çıktı. Gördünüz mü? Onun avantajıymış ya. Hakim Ziyeh geliyor. Girer miyiz? Allah! Hakim Ziyeh! Ziyeh! Dur Ziyeh, dur! Son bir atak şansımız var mı? Koşsun herkes. Come on! Offside. Offside olduğu için bitirdi dostlar hakim. Evet Yusuf kötüymüş bu arada. Harbiden Yusuf baya kötüymüş abi, onu söyleyeyim. Ligi bu şekilde sonlandıracağım dostlar şimdi. Siz de sonuçları görün. Son maçımız Kayseri Spor'la zaten. Oraya kadar hemen 26'sına kadar simüle edelim. Bakalım kaç puanda bitirmiş olacağız bu kadroyla. Bir de tabii düşünceleriniz nedir? Sizce nerede hata yaptık mesela? Ya da hata yaptık mı? Veya işte ne bileyim, elimizdeki bütçeyle en iyi sürecimi geçirdik gibi böyle düşüncelerinizi yazın abi. Çünkü sezon sonunda... Şimdi bize teklifler gelecek. Yeni diyoruz bu arada. Bize teklifler gelecek. Oyuncularımıza teklifler gelecek. Biz gidecek miyiz? Oyuncuları gönderecek miyiz? Kimleri göndereceğiz? Ne planlıyoruz? Bunları da beraber düşünelim. Evet, takım bayağı berbat hale geldi Taliç gidince bu arada. Kalite eksikliği çok böyle belirginleşti. Baktığınız zaman dostlar, Süper Lig'i 9. sırada tamamlıyoruz. Çok daha iyisi olabilir miydi? Evet, bak kaç mesela, 53 puanda bitirmişiz. Baktığım zaman mesela... İlk 5'e çok rahat girebilirmişiz abi, saçmasa. Fenerbahçe şampiyon olmuş arkadaşlar. Fenerbahçe şampiyon olmuş ve gol avarajıyla şampiyon olmuş. Beşiktaş'la aynı puandalar. Galatasaray 3. sırada. Ve gol avarajıyla dostlar Fenerbahçe şampiyon bitirmiş. Eyüpspor'sa 9. sırada bitirdik. Tabii hatalarımız oldu. Teknik direktörlükteki ilk sezonumuzdu dostlar. İlk de sezonun başında yaptığımız hatalar vesaireler oldu. Güzel işler de oldu yaptığımız. Bu arada çok teklif var. Bakalım mesela kimlere teklifler var. Michio, Umut Meneş'e. Ya ben bütün takımı satma fikrindeyim bu arada, onu söyleyeyim. Ama bu şekilde bırakacağım. Bütün takımı satıp daha iyi bir kadro kurmak istiyorum. Takımdan memnun değilim. Bazı oyuncular. Takımda 3 tane mesela, 3 tane sayarım size memnun olduğum oyuncu. Daha saymam.
Bakalım sonraki bölümde dostlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Göreceğiz, karar vereceğiz bakalım. Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Bakacağız. Bay bay.